Hepinize merhaba sevgili dostlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Assetto Corsa'ya sizler için hazırlamış olduğum grafik paketinin kurulumunu gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar sizlerden ricam, kurulum gerçekten çok kolay. Lakin videoyu sardırmadan adım adım takip ederek yaparsanız bir sorun yaşamayacaksınız. Hata alan arkadaşların birçoğu videoyu izlemeden yapan arkadaşlar. Sardırmadan takip ederek yapın diye boşuna söylemiyorum. Ha bir de bunun haricinde gerçekten sizler için emek veriyorum, çaba sarf ediyorum. Bütün arkadaşlar yapabilsin diye. Kanala abone olup, videoyu beğenip, videonun yorumlar kısmına da güzel bir yorum bırakırsanız beni de motive etmiş olursunuz diyorum. Ve gelin hep beraber kuruluma geçelim şimdi. Arkadaşlar dediğim gibi kurulum çok basit. Öncelikle bunu indirmeniz lazım. Dobra Kobra grafik paket. Peki bunu nereden indireceğiz? Zaten Discord'da varsanız indirebilirsiniz. Discord'da hala katılmadıysanız da videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında Discord kanalımın linki mevcut. Buradan Discord kanalıma gelip modlar ve yüklemeler sayfasının altında grafik paketi sekmesi var. Buradan bunu indirebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi buradan indir diyoruz. Şimdi de indir dediğimizde iniyor. Ben zaten videoda zaman kaybetmemek adına indirdiğim için tekrardan uğraşmıyorum. Bakın indirdiğimiz dosya bu. Şimdi bunu isterseniz, bunu da soran arkadaşlar oluyor. Çok basit bir şey aslında ama isterseniz sürükleyin buraya bırakın. İsterseniz de sağ tıklayıp buraya ayıklayın. Aynı şey, hiçbir farkı yok. Ve bundan sonra kurulum aşamamıza geçiyoruz. Şimdi bakın burayı gerçekten adım adım takip etmeniz gerekiyor. Sevgili dostlar. Bir saniye. Elimizdeki Content Manager'dan kurtuluyoruz öncelikle. Ben size Sol ile çalışan uyumlu bir Content Manager zaten verdim. Bakın buradaki bu Content Manager'ı masa üstümüze alıyoruz. Bu birinci adımda. Burası okey. İkinci adım. Yüklenecek dosyalar klasörüne giriyoruz. Bunun içerisindeki dosyalara Assetto Corsa'nın kurulu olduğu konuma atmamız gerekiyor. Steam'den indiren arkadaşlar için lokasyon bu şekildedir. Assetto Corsa, evet burası. Şimdi bakın burada önemli olan şey şu. Bu dosyaları alıp şunlardan birinin içine atmayın. Şurada boş bir yere atın ki klasörün kendisine gitsin. Bu hatayı çok yapıyorsunuz. Sonra oyun bozuluyor. Herhangi bir boş bir yere bıraktık. Ben de zaten yüklü olduğu için dosyaları değiştir diyor. Değiştir diyelim. Evet, şimdi bunun kurulumu da tamamlandı. Şimdi geldi gelelim ayarlar kısmına. Öncelikle Content Manager'ımızı açıyoruz. Content Manager'ı açtık. Şöyle bir küçültelim. Arkadaşlar, paketin içerisinde vermiş olduğum şu. Dobra Kobra yapılandırma ayarları dosyasına buraya atıyoruz. App'li save diyoruz. Bakın. Sonra buradan gelip Dobra Kobra'yı seçiyorsunuz. Tamamdır. Şu anda CSP ayarları hazır. Yine de bir kontrolde fayda var. Bakmamız gereken noktalar. VidRetix'e giriyoruz. Bakın buradan Sol 2,5 dinamik. Bunu seçtiğinize emin olun. Bu birincisi. İkincisi dediğim gibi bu Content Manager versiyonu Sol ile veyahut da diğer birçok uygulamasıyla sorunsuz bir şekilde çalışıyor. İkinci kontrolümüz burada. Bakın bunun auto update diyor. Bu update'i kapalı konuma getiriyorsunuz. En üstteki kapalı. Ki kendisini güncelleyip uyumsuz bir versiyona güncellemesin kendisine. Bir üçüncüsü ise buradan Assetto Corsa deyip bakın Apps veyahut da Apps Windows değişebiliyor. Buraya tıklıyorsunuz. Chat, Sol Planner, Gmeter, Sol Vidr App, Sol Config, Sol Vidr bilmem ne falan filan. Bunların da işaretli olduğundan emin oluyoruz. Arkadaşlar şimdi sizlere video ayarlarını da göstereyim. Bakın bu ayarlar kişinin kendine göre değişir. Bunları siz kendinize göre ayarlamanız lazım. Ayarlar diyorum. Assetto Corsa ve video diyorum. Karşıma bu sayfa geliyor. Şimdi bakın. Burası benim kendi bilgisayarım değil. Bu benim kardeşimin bilgisayarı. Ve bu bilgisayarda RX 470 bir ekran kartı var. Bu ekran kartıyla 1080p çözünürlükte aşağı yukarı 37 FPS demiş oyun. Zaman zaman 32'ye iniyor. Zaman zaman 50'ye çıkıyor bu. Eskiden 50'yi görmüyordum. 40-42'lerde geziyordu. Burada da 30 falan yazıyordu. Yani bir 7 FPS, 8-10 FPS'lik bir artış aldık. Bakın, şimdi gösteriyorum. Kafanız karışmasın. Sistemi iyi olan arkadaşlar MSI'yi açın. Bunu 16'ya alabilirsiniz. Reflection'ı 2048'e alın. Ben kendi 3060 Ti sistemimde bunu kullanıyorum. Bunu 2048'e alıyorum. Zaten şu sağlarındaki kırmızı ünlemler ne değiştirdiğini gösteriyor. Onun haricinde bunları da maksimum alabilirsiniz.
Yani 1660 süper ve üstü bir ekran kartı için işte 2060, 2070 vesaire vesaire 3060 ya 4000 serisi. Gerçurt. Bunları yükseltebilirsiniz. Bir sorun yaşamazsınız. Yani RX 470, RX 570 kıvamında 1050 Ti, 1060 kıvamında ekran kartları için bu ayarlar uygundur. Daha alt seviye ekran kartları için de world detaylarını, yani çevre detaylarını medium'a çekin. Ne bileyim, buradaki alan derinliğini medium'a alın gibi gibi bunları kısın. Atıyorum reflection, parlamaları 256'ya çekin ki oyununuz kasmasın. Bu kişinin kendine göre değişecek ayarlar arkadaşlar. Bunları siz kendi bilgisayarınıza göre deneme yanılma yöntemiyle ayarlayarak yapacaksınız. Burada bir standart yok diyorum. Ve gelin hep beraber sürüşe geçelim. Geri kalan ayarlarımızda zaten bir sorun yok. Şimdi buradan haritamızı seçtik. Arabamızı seçtik. Go diyoruz. Evet sevgili dostlar, şimdi oyunumuza girdik. Mouse'umuzu sağ üstüne getirip All Apps diyoruz. Ve buradan gerekli zımbırtıları açıyoruz. Birincisi Sol Planner. İkincisi Sol Config. Bunları bir şimdilik kapatalım. Üçüncüsü de buraya ister foto yazın ister post yazın. Post Projects Filter. Tamamdır. Şimdi sırasıyla işlemlerimizi yapalım. Bakın. Post Projects Filter sizde normalde default olarak gelir. Bu şekilde. Bunu buradan Dobra Kobra'ya alıyoruz. İkinci olaraktan büyük bir ihtimalle bu zaten kurulu olaraktan gelecek. Buradan Sol Config'e giriyoruz. Direkt rahatlıyoruz. Kendisi otomatikman yükleyecektir. Benim size vermiş olduğum ayarları. Üçüncü olaraktan da buradan Sol Planner bakın artık güzel bir şekilde çalışıyor. Günün istediğiniz saatini ayarlayabilirsiniz. Şöyle yola çıkalım öyle deneyelim. Levyeli oynuyorum pek alışkın değilim. Bu arada arkadaşlar bu kardeşimin bilgisayarı ortalama bir 40 FPS'te falan çalışıyordu bu oyun. Yani 35 ile 50 arasında çalışıyor şu anda. Pitteyken 40'tı, pitte 50'ye çıktı. Oyunun içerisinde 25'lere iniyordu. Şu an 35'lere çıktı. Hani bir 5-10 FPS'lik de FPS artışı yaşadık için açığı. Buradan böyle gökyüzünü falan ayarlayabilirsiniz. Oyunun görselliğini daha da arttırmak istiyorsanız buradan yağmuru vesaireyi açarsanız arabanın yansıması da yere yansıyacaktır. Ama bu biraz FPS'i düşürüyor. Sistemi çok iyi olmayan arkadaşlara bunu asla tavsiye etmiyorum. Çok bunlarla oynayıp oyununuzu bozmayın. Buradan günün saatini de belirleyebilirsiniz bu şekilde. Arkadaşlar grafik paketi kurulumumuz genel olarak bu şekildeydi. Umarım video kasmıyordur. RX 470 bir ekran kartıyla çekiyorum bu videoyu. An nedir ne değildir. Aşağıda hobiyeste durumlar bilmiyorum. Kasma varsa da siz kusura bakmayın. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım hepiniz sorunsuz bir şekilde kurulumunu yapmışsınız ve şu an top oynuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olup bir de yorumlar kısmından bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle ve sağlıcakla kalın.